Bugün YouTube kanalımızda sizlerle biberin, kırmızı biberin, biber bitkisinin kırmızı biberin faydalarından bahsedeceğiz. Öncelikle biber, kırmızı biberde bulunan bolca rengini veren kapsaisin maddesi çeşitli kanser hastalıklarında göğüs kanseri, mide kanseri gibi birçok kanser hastalıklarında, akciğer kanserinde kapsaisin maddesi kanserden korumaktadır. Cinsel gücü ve isteği, hazı arttıran, dürtüleri arttıran biber, kırmızı biber cinsel isteği kamçılamaktadır. Kalp ve damar sağlığında çok faydalı olan kırmızı biber damar sağlığında faydalıdır. Mide asidini dengeleyen biber midenin fazla asit salgılamasını engellemektedir. Romatizma, kireçlenme hastalıklarında da faydalı olan biber bitkisi ayrıca sindirim yollarına çok faydalıdır. Biberde bulunan potasyum, kalsiyum, C vitamini, K vitamini gibi vitaminler kalp ve damar sağlığında, kötü kolesterolde, şeker ve diyabet hastalıklarında oldukça faydalıdır. Ve kan şekerini düzenleyici, dengeleyici özelliği olan kırmızı biber şeker hastalıklarında da faydalı olmaktadır. Kırmızı biber her çeşit virüs, bakteri ve mikroplarının öldürücü özelliği olmaktadır. Biber insan olduğu için, depresyon hastaları için, sinirleri yatıştırıcı özelliği olmaktadır. Ayrıca vücuttaki endotropik hormonu ismindeki, yani mutluluk hormonu olarak bilinen mutluluk hormonu sağladığı için özellikle depresyon hastalarda bir şeye sinirlendiğinizde, öfkelendiğinizde tüketebileceğiniz bir kırmızı biber o an sizin öfkenizi yatıştırarak sebepsiz yere neşelenmenizi sağlamaktadır. Ve bu özelliği sayesinde depresyon, sinirlilik, asabiyetlilik gibi, stres gibi sorunlara çare bulmaktadır. Ve uykusuzluğa da iyi geldiği bilinen biber, kırmızı biber ayrıca eklem iltihabında, romatizma hastalıklarında iltihap giderici olarak da kullanılmaktadır. Ve mide tembelliğini, sindirim sistemi tembelliğini, çalışmasını hızlandırarak mide tembelliğini ortadan kaldıran kırmızı biber ayrıca midede biriken, bağırsaklarda biriken gaz, şişkinlik gibi sorunlara da çare olmakla birlikte mide asidinin de düzenleyici olmaktadır. Prostat kanserinde, prostat büyümesine de faydalı olan biber, akciğer kanseri, meme kanseri, mide kanseri ve göğüs kanseri gibi birçok kanser hastalıklarında özellikle kırmızı biberde bulunan, bolca bulunan kapsaisin maddesi kanserden korumaktadır ve vücuda kuvvet ve enerji veren cinsel problemleri olan insanlar tedavisizlik, cinsel isteksizlik, performans düşüklüğü gibi sorunları olan insanlar doğal olarak kırmızı biber, özellikle kırmızı biberle cinsel mutluluklarını maksimum derecede arttırmaktadır. Biberin, kırmızı biberin önlediği hastalıklar başta kanser hastalıklarından korumaktadır. Kalp ve damar hastalıklarından korumakla birlikte damar tıkanıklığı, kötü kolesterol hastalıklarından, depresyon hastalıklarından korumaktadır. Biberin turşuları, salamuraları yapılmakla birlikte, salçası yapılmakla birlikte dolmalık türü biber de olarak sofralarımızda dolmalık olarak da tüketilebilmektedir. Ve toz biber olarak da kullanabileceğimiz biberin geniş çaplı sofralarımızda yerleri vardır. İşte kırmızı biberimiz, bolca kapsaisin maddesi içeren, günümüzün, çağımızın vebası olan şeker ve diyabet hastalıklarında kan şekerini düzenleyici, dengeleyici olan, kalp ve damar sağlığında kötü kolesterolü engelleyen, damar tıkanıklığını engelleyen ve çok erken yaşlarda kanser hastalıklarına yakalanan
insanlarımız için aslında biber doğal bir şifa kaynağıdır. Ve her çeşit mide hastalıklarında da romatizmde faydalı olmaktadır. Ayrıca halk arasında süs biberi olarak da bilinen bu acı biberde vücut ısısı düşük olan insanlarda, özellikle kış aylarında çok fazla üşüyen insanlar için, midelerinde herhangi bir önemli problem yoksa, vücudun bir doğal sobası, ısıtıcı olarak çok fazla üşüyen insanlar, eğer bir tane acı biberi yediklerinde, eğer o bölgede kar da yağsa, vücut ısısını artırıcı ve üşümeyi engelleyici faydaları bulunmaktadır. İşte vücudun doğal sobası da olan bir süs biber olarak bilinen acı biber de biber bitkisinin faydalarının bir parçasıdır. Biber, kırmızı biber, dolmalık biber, yeşil biber, süs biber, acı biber vesaire. Biberin hayatımızda faydalarını saydığımızdan da dolayı biber bitkisinin sofralarımızda kullanım olarak özel bir tarifi yoktur. İhtiyaç duyduğumuz fazla kullanmamak kaydıyla ihtiyaç duyduğumuz kadar yemeklerimize, sofralarımıza, salatalarımıza, bizim vücudumuza ihtiyaç duyduğumuz kadar kullanabiliriz. Ancak acı biber sindirim sistemlerinde sorunları olan insanlar, ülser gibi çeşitli hastalıkları olan insanlara